Tamer Korkmaz Ayasofya'nın Dirilişi İmza Bağımsız Müslüman Türkiye Türkler ellerinde ne varsa oynar. Ayasofya da bu oyunlardan biridir. Ayasofya'yı cami yapmaya cüret edemezler diye konuşan kimdi? Yunanistan'ın başpiskoposu Jeronimos Biz de bu sütunda Lavuk Başpiskopos'un küstahlığın şaikasına çıktığı bu sözlerini not ediyoruz. Çünkü birkaç gün içinde lazım olacak diye yazmıştık. Geçtiğimiz cuma Danıştay kararıyla Ayasofya Camii'nin 86 yıllık zincirleri kırıldı. Yunanistan'ın başpiskoposu Türklerin ne yaptığını gördü ve de bize posta koymaya yeltenen o dili mabadına kaçtı. Fena halde Mortingen şıtraze oldu. Çöp Şahsiyetler Müzesi'ndeki yeri hazırdır. Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan'ın başbakanı Mitsotakis de Ayasofya kararını şiddetle kınadığını açıkladı. Ezanın yasak olduğu Yunanistan'ın bir başka deyişle başkentinde ibadete açık bir caminin bile bulunmadığı Yunanistan'ın başbakanıdır kendisi. İstediği kadar kınasın, vız gelir, tırıs gider. Bağımsızlığın simgesi FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin berhava olmasından bir gün sonra yaşadığı büyük hayal kırıklığının eşliğinde Türkiye'mizi totaliter İslamcı diktatörlük diye tanımlayan Mike Pompeo, 4 yıl sonra bu defa Temmuz'un ilk haftasında Ayasofya müze kalmalı diyerek aklınca Ankara'ya ayar vermeye kalkmıştı. Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla Haydut Devlet'in Dışişleri Bakanı da Ankara'nın dik duruşu ve kararlılığını gördü, nakavt oldu. En başta ABD, batılı devletlerin yahut onların düdüğünü çalan kimi uluslararası kuruluşların tüm baskılarına ve engelleme çabalarına rağmen Türkiye egemenlik hakkından taviz vermeyeceğini alayına gösterdi. Ayasofya'nın yeniden cami olması, Müslüman Türkiye'nin bağımsızlığının tescillenmesidir. Laikçi refleks. İçerideki batıcı laikçi takımı da Ayasofya'nın cami olmasından fevkalade rahatsız. Çünkü onların derdi bir İslam'la iki Türkiye'nin bağımsızlığından büyük alerji duyuyorlar. Sam amcasının muhtemet yazarı Orhan Pamuk, Ayasofya kararı için artık laik değiliz'in ilanıdır dedi. Yani nedir? Bu batı putçusu laikçi kafaya göre laik olabilmek için ille de camisiz olmak gerekiyor. Laiklik dinsizlik değildir diyenler Pamuk'un bu lafını ne yapacaklar şimdi? Sarımsaklayıp da mı saklayacaklar? Şu imza meselesi. Danıştay'ın Ayasofya kararına ateş püskürenler arasında mimarlar odası da var. Onlar da bildik batıcı laikçi bir refleksle Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasının Atatürk'ün imzasının reddi anlamına geldiğini öne sürdüler. Bir defa Atatürk'ün imzası sahte. Camiyi hukuk dışı bir kararla müzeye çeviren 1934 kararnamesi de sahte. Danıştay 10. Dairesi'nin kararında ne deniliyor? Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetindedir ve cami olarak toplumun hizmetine sunulmuştur. Ayasofya Tapu belgesinde cami vasfı ile tescillidir. Bu değiştirilemez. Ayasofya'nın vakıf senedindeki cami vasfının dışında başka bir amaç için kullanılması hukuken mümkün değildir. Devlet vakıf varlığının vakfedenin iradesine uygun kullanımını sağlamakla yükümlüdür. Cami statüsü muhafaza edilmelidir. Ez cümle, varsayalım Atatürk'ün imzası sahte olmasaydı, 86 yıllık yanlıştan dönülmesini, hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını Mimarlar Odası'nın yaptığı gibi laikçi imza putçuluğuna mı kurban edecektik? Malum odanın kafası nasıl bir kafadır? Her daim dile getiriyoruz. Türkiye'deki bu laikçi kafa Batı putçuluğuna ve batılı devletlerin tezlerine, politikalarına, çıkarlarına eklemlidir. İçimizdeki Bizanslılar Ayasofya'nın 86 yıl sonra zincirlerinin kırılarak yeniden cami olması aynen Batılılar gibi içerideki işbirlikçilerini de mahvetti. Bunlardan biri de Vatikan muhibbi ve kiliseci etki ajanı Ertuğrul'dur. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı için optik çarpıtmalar eşliğinde ayan beyan hikaye anlatıp duruyor. Sam amcasının 007'si Ertuğrul'u Müslüman mahallesinde salyangoz satarken ağır bir yenilgi daha aldı. Onun da yeri Çöp Şahsiyetler Müzesi'dir. Kiliseci fetöşistler de yam oldu. Ayasofya'nın cami olması karşısında bütün kinlerini kusan FETÖ'cü kaçak etki ajanları ise bir kere daha gizli kardinal loca efendileriyle birlikte yere çakıldılar. Tamer Korkmaz